Belarus ordusunun nükleer silah kullanımı konusunda eğitildiğini ve ülke egemenliğine yönelik bir tehdidin ortaya çıkması durumunda nükleer silahların kullanılabileceğini duyurdu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Akçin Kişi'ye aktaracak. Teşekkürler Can Okanar. Evet, Rusya'nın ardından Belarus da Batı'ya nükleer silah kullanımı tehdidinde bulundu. Belarus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Pavel Muravieko, ülkesinin egemenliğinin tehdit edilmesi halinde stratejik olmayan nükleer silahları kullanabileceklerini söyledi. Belarus ordusunun nükleer silah kullanımı konusunda eğitildiğine dikkat çeken Muravieko, ülkesinin sınırlarına yakın bölgelerde operasyonlar yürüten NATO ve Ukrayna birliklerinin hareketlerini yakından izlediklerini söyledi. Son haftalarda Ukrayna'nın Belarus sınırlarına yakın bölgelerde ciddi askeri faaliyetler gerçekleştirdiğini öne süren Belarus Savunma Bakanı, Ukrayna'nın sabotaj ve keşif gruplarıyla Belarusları test etmesine müsaade etmeyeceklerini vurguladı. Belarus'un sabotajlara nasıl tepki vereceğini test etmek için ülkelerine keşif uçakları fırlatıldığını da iddia eden Muravieko, Belarus'un gerekirse her türlü saldırıya yanıt vermeye hazır olduğunu bir daha tekrarladı. Öte yandan Ukrayna'nın Belarus sınırına asker ve teçhizat yığdığına ilişkin haberler yalnızca Belarus yetkililerini değil, aynı zamanda Minsk'in en yakın müttefiği konumundaki Moskova'yı da yakından endişelendiriyor. Konuya ilişkin bir açıklama yapan Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya lideri Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukashenko'nun bu konuyu yarın Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde de tartışabileceklerini söyledi. Belarus'un Rusya'nın özel hizmetler aracılığıyla bağlantısı olan bir birlik devleti olduğunu hatırlatan Peskov, dolayısıyla Belarus, Ukrayna sınırındaki durumun sadece Minsk için değil, Moskova için de endişe kaynağı olduğunu vurguladı. Birlik devleti olma gereğince Moskova'nın Minsk'a her türlü yardım etmeye hazır olduğunu kaydeden Peskov, iki ülkenin savunma bakanlarının da sürekli ortaklık teması içinde olduklarını hatırlattı. 29 Haziran'da Belarus Savunma Bakanlığı'nın resmi Telegram kanalından Ukrayna'nın Belarus'a müdahale amacıyla sınıra asker ve askeri teçhizat topladığına ilişkin bir açıklama yayınlanmıştı. 30 Haziran'da ise Belarus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Pavel Muravieko, Belarus'un Avrupa Birliği ülkeleriyle sınırı yakınında toplam sayısı yaklaşık 20 bin kişiden oluşan 10 NATO tabur taktik grubunun bulunduğunu vurgulamıştı. Birkaç gün önce ise Belarus ordusu sınırlarındaki gerilim gerekçesiyle ülkede alarm durumu ilan edilmişti. Bundan birkaç hafta önce de Polonya Dışişleri Bakanlığı Rusya'yı Polonya sınırları yakınlarında Belarus topraklarında nükleer silahlar konuşlandırmakla suçlamıştı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ise ABD ve NATO'yu eylemlerini yeniden gözden geçirmeye çağırmış. Aksi durumda Rusya'nın nükleer doktrininde düzenlemeye gideceği uyarısında bulunduğunu da hatırlatarak söz tekrar size bırakıyorum.